emekli maaşlarında, çalışan emeklilerin maaşlarında %12 genel sağlık sigortası primi kesintisi yapılacak haberi yaptıktan sonra tabii ortalık ayağa kalktı. Şimdi sizin tweetinizle başlayalım ki doğru yönlendirmiş, doğru bilgilendirmiş olalım arkadaşlarımızı. Hemen tweetinizi okuyorum, onun üzerinden gidelim. Şimdi Özgür Bey diyor ki attığı tweette, Twitter'dan Özgür Bey'i takip edin arkadaşlar, anlık bilgileri hemen paylaşıyor sizlerle. Son günlerde emekli aylıklarından SGDP, yani sosyal güvenlik, ne Özgür Bey? Destek primi. Efendim? Sosyal güvenlik destek primi. Sosyal güvenlik destek primi kesileceği haberleri yapılmakta. Ama aslında sosyal güvenlik destek primi değil de şu şekilde yapmışlardı haberi. Çalışan emeklilerden de genel sağlık sigortası, GSS kesilecek diye bir haber vardı. 99-2016 yılları arasında uygulanan sosyal güvenlik destek primi 29-2016'da yapılan değişiklikle uygulamadan kaldırılmıştı diyor Özgür Bey. Öncelikle şunu söyleyelim. Geçmiş uygulama tüm emeklileri kapsamıyordu. Emekli olduktan sonra kendi adına iş yeri açan ya da şirket ortağı olan ya da bu faaliyetlerine ara vermeden devam eden Bağkur emeklilerinden ilk olarak 1999'da %10 sosyal güvenlik destek primi kesilmeye başlandı. 2003 yılında kapsam genişletildi. SSK ve emekli sandığı emeklileri de emeklilik sonrası iş yeri açar ya da şirket ortağı olursa %10 sosyal güvenlik destek primine tabi oldular. 1-10-2008, 31-12-2008 arası kesinti oranı %12'ye çıkarıldı. 1-1-2009'dan itibaren kesinti oranı %1 yıllık arttırılmaya başlandı. Bakın bu bilgiler çok önemli bilgiler. Her yerde bulamayacağınız bilgiler. Emekli olduktan sonra vergi mükellefi olan ya da şirket ortağı olan emeklilerden kesinti %15'e kadar çıktı. 23.4.2015'te yasal değişiklikle tekrar %10'a indirildi. 29.2.2016'da yapılan son değişiklikle 2016 Mart ayı emekli aylıklarında %10 sosyal güvenlik destek primi kesintisi sona erdirildi. Tüm emeklilerden değil, emekli olduktan sonra ticari veya serbest meslek kazancı sebebiyle gelir vergisi mükellefi olan veya vergiden muaf olmakla beraber esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı bulunan yahut anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi ortağı sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma işlaklarının ise tüm ortaklarından yapılan kesinti yaşadığımız ekonomik krizde hükümetin kaynak arayışı için tekrar gündeme gelebilir. Meclis açıldığında yeni yasal düzenlemelerin neler olacağını daha net göreceğiz diyor Özgür Bey. Şimdi tekrar olabilir diyorsunuz kesintiler. Evet. Meclis açıldığında buyurun. Evet, şimdi sosyal güvenlik destek primi kesintisi geçmişte uygulanmıştı ama tüm emeklilere değil. Emekli olduktan sonra vergi mükellefi olanlar, esnaf ve ticaret siciliyle kayıtlı olanlar ya da şirket ortağı olanlardan emekli aylıklarından bir kesinti 1999'da büyük ekonomik kriz yaşanıyordu. O dönemde uygulamaya girmişti. O dönemde uygulamaya girdiğinde de Şebnem Hanım kimsenin haberi yoktu. Sonrasından da aradan 3-5 yıl geçtikten sonra toplu olarak millete bu borçlar gönderilmişti. O dönemlerde sosyal güvenlik uzmanları yok. Bu kadar sosyal medya kullanılmıyor, insanların birçok konuyla ilgili bilgi sahibi olma olasılığı da çok azdı. Bu konular bilinmezdi. Uygulamaya geçti, dediğimiz gibi yasa yürürlüğe girdikten sonra toplu olarak borçlar gönderildiği zaman insanlar anlamıştı neyin ne olduğunu. Sonrasında bu oranlar yükseltildi, düştü. İlk önce sadece Bağkur'dan emekli olanlar için uygulama başlamıştı. Sonrasında bakın SSK ve emekli sandığından da emekli olmuş ancak ticari faaliyet sürdürenleri ya da vergiden muaf olsa dahi esnaf odasında kayıtlı olanları ilgilendirdi. Ve sonrasında SSK ve Bağkur'dan emekli olmuş ve ticari faaliyetine devam eden herkesi kapsadı. Sonrasında da 2016'da son buldu. Yani yaklaşık 8-8,5 yıl önce son buldu bu uygulama. Şimdi yine gündeme gelebilir mi? Gelebilir. Ama bununla ilgili net gündeme gelecek. İşte orta vadeli programda %12,5 hangi maddede nerede yazıyor? Yok böyle bir şey. Ama bunu söylüyorlar şu anda, dillendiriyorlar. Belki de duyumlar alıyorlar, onu bilmiyorum. Böyle bir durumun söz konusu olabilme ihtimali var mı? Var. Evet var. Ama dediğiniz gibi emekli olduktan sonra çalışanlardan bir kesinti yapılabilir mi?
Ben bunu çok az bir ihtimal görüyorum. Tabii her şey olabilir ama daha çok ticari faaliyette bulunanlarla alakalı bir durum. Ama umarım olmaz. Yani çünkü bir kişi emekli olduktan sonra ticari faaliyetinde bulunuyor diye o kişiden emekli aylığından bir kesinti çok da böyle mantıklı değil. Yani emekli aylıkları zaten çok düşük. Bu emekli aylıklarına gözünü dikmiş durumda hükümet. Zaten sürekli EYT'den emekli olanları diline dolamış. Sürekli bu konuyu dile getiriyor. Şimdi Merkez Bankası ve Hazine ve Maliye Bakanlığı. İki tane farklı birim var, kurum var. Herkes şunu söylüyor. Diyor ki enflasyonu düşürmek için Hazine ve Maliye Bakanlığı işte uğraşıyor Mehmet Şimşek. Hayır, bununla ilgili Mehmet Şimşek uğraşmaz. Hazine ve Maliye Bakanlığı değil. Aslında uğraşan Merkez Bankası. Merkez Bankası da diyor ki mesela bizim faizleri indirebilmemiz için diyor kamu harcamalarının diyor kısılması gerekiyor diyor. Bakın kamu harcamaları kısılmadan diyor biz hedeflerimize ulaşamayız. Enflasyonu indirelim derken faizleri de hemen indiremeyiz. Enflasyonu indirme hedefindeyiz ama faizleri hemen indiremeyiz diyor. Bir taraftan da Hazine ve Maliye Bakanlığı da devlet adına vergi toplama, ceza, vergi bunları da belirliyor. Şimdi bir vergi politikaları, pardon bir para politikası bir de maliye politikaları var işte. Daha çok para politikasıyla şu anda işte Merkez Bankası ilgileniyor. Maliye politikalarıyla da Sayın Mehmet Şimşek ilgileniyor. Yani parayı toplamak için uğraşan Mehmet Şimşek ve ekibi faizleri mi indirecekler, dövize mi müdahale edecekler bir şeyler yapıyor. İşte onları yapan da aslında kim? Merkez Bankası da bunları yapmaya çalışıyor. Şimdi görünen o ki evet Türkiye'nin şu anda paraya ihtiyacı var. Kamu harcamaların kısılması gerekiyor. Hükümet açısından da kamu harcamaların kısılması denildiği zaman akla işte devletin imkanlarını kullanıp lüks arabalara binen, yiyen, içen, gezen işte devletin imkanlarını kullananların tasarruf akıllara gelmiyor. Akıllara gelen şu, devletin ödemeleri ne en çok ödemesi kime yapılıyor? Emekliye, memura. Emekliden, memurdan, memur emeklisinden ne keseriz, neyi az veririz? Kamuda aslında bunu tasarruf gibi görüyorlar. Yani milletin cebine giren parayı azaltarak bunu tasarruf olarak görüyorlar. Bu son derece yanlış. Zaten insanların cebine giren paranın miktarı çok az. Bir de emekli aylığı hesaplama sistemi yanlış. Düşük aylıklar bağlanıyor. Bu bağlanan aylıklar TÜİK'in belirlediği enflasyona göre 6 ayda bir artıyor. TÜİK düşük enflasyon açıklıyor. Zaten insanların yani girecek olan para daha düşük oranlı arttırılarak aslında insanlar, emekliler, çalışanlar zaten kayıplara uğratılıyor. Şu anda bakın bilerek kayıplara uğratılıyor zaten. Bunun üzerinden bilerek kayıplara uğratılmış aylıklar üzerinden bir de kesinti yapmak çok akıl işi değil gibi görüyorum ben ama hükümet yapar mı? Hayır. Çok özür dilerim. Şunu sorayım hemen. Şimdi tabii sizin söylediğiniz genelde işte kendi şirketi olan emekliler üzerinden böyle bir şey yapılabilir ama çıkan haber aslında şöyleydi. Normal çalışan yani emekli olduktan sonra çalışan çünkü EYT'lilerin çalışma hayatından çıkmamasından da çok muzdarip hükümet şu anda. Çalışan emeklilerin emekli maaşından değil ama çalıştığı iş yerinden aldığı maaşından genel sağlık sigortası primi kesileceği yönünde aslında haber. Zaten yani, şöyle zaten şu yani bu kişiler sağlık açısından emekli olmuşlar, primlerini yatırmışlar. Emekli olan kişiler zaten sağlık açısından herhangi bir prime tabi olmadan zaten emekli yararlanabilir. Bakın adına ne derseniz deyin. Bu kesinti ben normal çalışanlardan vergi mükellefi olmadan çalışanlardan bir kesinti yapılma ihtimalinin çok az olduğunu düşünüyorum ama bakın yapılabilir de kesin yapılamaz diyemem bilmiyorum çünkü. Ama bırakın normal çalışanları emekli olduktan sonra kendi adına ticari bir faaliyeti varsa. Bakın vergiden muaf. Yani vergiden muaf şu. Milli piyango bileti satıyor diyelim. Vergi dairesine falan kayıtlı değil. Çantasında piyango biletleri dışarıda milli piyango bileti satıyor. O kişilerden bile zorunlu olarak odaya kayıt olacakları için o kişiler bile geçmiş dönemlerde bu kesintilere tabi oldular. Sadece Aralık ayında işte Milli Piyango bileti satıyordu. Bu kişileri odaya kaydı var diye aylıklarından kesinti yapıyorlardı. Ya bu saçma bir uygulamaydı. Zaten çok tepki alıyordu. Bu saçma uygulamaya 2016'da son verildi. Devamında tekrar böyle bir uygulamanın gelmesi hükümetin işte parayı bulayım da nereden bulursam bulayım. İşte dışarıdan yatırımcıyı getiremiyoruz.
vergiyi tam anlamıyla istediğimiz gibi toplayamıyoruz. Madem yapacak bir şey yok, millete verdiğimiz parayı geri alalım diye düşünüyorlarsa, verdikleri para zaten çok da işe yarayan bir para değil. Yani kirayı dahi karşılayamayan bir aylığı siz veriyorsunuz. Bu kişiler kirasını karşılamıyor. Bir de bunun üstünden bir kesinti yapmak, bırakın kesintiyi, insanlar emekli aylıklarına bir intibak seyyanen artış beklentisi içindeler. Emekli aylıkları güncel değerini yitirmiş. Yıllardır, aylardır anlatıyorum oransal artışların hiçbir işe yaramayacağını. Geçmiş dönemlerde sık sık anlatmıştım. İşte enflasyon 6 ayda bir açıklandığında 6 aylık enflasyona göre emeklilere işte şu oranlarda, ya bırakın artık dedim, oranların hiçbir anlamı yok. Şimdi biz emekli aylıklarına biraz sonra konuşuruz ne kadar hangi oranda artışlar yapılır diye. Bu artış oranlarının bir anlamı kalmadı. Ama bu yıl içi değil, geçen yıl da öyleydi Şebnem Hanım.